dizi bölüm var. Bunların hiçbirinde teftiş kurulu kalmadı. Parça parça satıldı hepsi. İşte satıldı. Özel teşebbüs. Hayır, TEDAŞ'ın yerel işletmeleri satılıyor. İşte Boğaziçi Elektrik ya da Anadolu Elektrik Yakası. Ankara'da işte başka bir yerel enerji işte. Bakıyorsunuz şimdi işte enerji sağ, Sabancı grubunun enerji şirketleri var. Boğaziçi vesaire. Şimdi Mehmet Cengiz, bu beşli çetenin önemli isimlerinden biri. Turgay Ciner'den, bu Habertürk ve diğerlerinin başındaki Ciner Holding'den, bu kromları işletir, krom madenleri de işletir. Satın aldığı madende işte 3 madencinin biliyorsunuz yaşanan Göçük'te patlama, Grizu ya da Göçük'te 3 madenci toprak altında kaldı, hayatını kaybetti. Ya Mehmet Cengiz Türkiye'nin neredeyse yarısını ihalelerde AKP iktidarı sayesinde neredeyse en temel kurumlarda en büyük ihaleleri alıp en önemli özelleştirmelerin aktarıldığı, pas edildiği bir önemli kuruluş. Milletin şeyini şey yapacağız evet, yani değil mi? Milletin anasına küfreden adam. Milletin anasına küfreden adam. Onu bir deyim olarak söylediği belirtiliyor. Fakat onu vatandaşlarımız bilir. Bizi izleyen milletin anasına küfreden bir adam. Böyle de şey, böyle de bir yanı var. Bu nedenle de çok tepki çekti. Bir telefon tapesine yakaladı. Öbür müteahhitlere şimdi, söylemiş güya. Evet, evet rakiplerine söylemiş. Güya. Öyle bir deyim vardır. Yani o doğrudan, çünkü millete küfretmek kolay bir iş değil. Ama telefonda da olsa sen milletine, ikili konuşmalarında da olsa milletine saygı göstereceksin. Küfredeceksen başka bir küfür edersin. Oğulla birlikte kaldı şimdi. İstanbul Havaalanı'nın müteahhiti, her yerin müteahhiti. Bir maden işletmesi var. Ciner Holding'den almış. O madende Göçük var ve insanlar öldüler. İnsanlar öldü. Şimdi bizim Tele1.com.tr'nin özel bir haberi var. Biz oradan çıkartıyoruz bunu. Fırat Yeşilçınar, Tele1.com.tr'nin haber müdürü. 7 yıl önce Ciner'in Göçük'ten sonra Cengiz'e sattığı maden ocağı işçiye yine mezar oldu. Göçük'ten sonra satmıştı. Başlığı bu değerli seyirciler. Tele1.com.tr'ye girin, ayrıntılarını göreceksiniz. Şimdi nerede bu maden ocağı? Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Madenköy'de bugün 3 işçinin hayatını yitirdiği bir haber olarak televizyonların, gazetelerin haber merkezine düştü. Bir bomba gibi düştü. Biraz gerisine bakıyorsunuz. Tarihi biraz geriye çekiyorsunuz. 2016'da yine bir göçük olduğunu, yine işçilerin öldüğünü görüyorsunuz. O zaman Ciner Holding işletiyor bunu. Fakat Ciner Holding bunu Mehmet Cengiz'e satıyor. Niye oraya geldi? Ya İYİ Parti'deki bu sorunların altında yine Mehmet Cengizler'in beşli çetenin adı var. Hocam biz burada seçim döneminde yaptığımız bütün analizlerde son derece isabetli davrandık. Hayat bizim analizlerimizi doğruluyor. Yani yaptığımız tahlilleri, çözümlemeleri, değerli seyirciler, yorumları doğruluyor. Biz beşli çetenin Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması için her şeyi yaptığını, Millet İttifakı'nın yumuşak karnı olarak İYİ Parti'yi gördüklerini ve İYİ Parti'ye operasyon çektiklerini söylemiştik. Aynen öyle olmuş. Bunlar gerçekleşmiş. İşte bunlardan birinin bugün bir daha önce 7 yıl önce aldığı Ciner Holding'den aldığı maden ocağında bugün de 3 işçi hayatını yitirdi. Bu kadar büyük paralar kazananlar hocam madencilerin hayatını kurtarmak için o madene hiç yatırım yaptılar mı acaba? Bilmiyoruz. Araştıracağız ama bu işi takip edeceğiz. Buyurun hocam. Evet, galiba işin sonuna geldik. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Ben bu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında... Evet, ona siz, evet, size bıraktım onu. Evet, vakit daralacaktı ama şunu belirtmek Ben de söyledim, yani tarihe geçecek bir olaydır dedim. Siz galiba bir şey... Hocam onu biliyorum. O devam edecek bir operasyon. Şimdi bu çok açık. Süleyman Uçar'ın... Süleyman Uçar değil, başsavcı, hemen belirtelim şimdi başsavcının şeylerini, değerlendirme. İsmail Uçar, evet düzeltelim. İsmail Uçar'ın itirafları var zaten. Hakimler Savcılar Kurulu'na yaptığı başvurunun dilekçesinde ifade ettiklerinin teker teker doğrulandığına tanık oluyoruz. Orada başka isimler var. Yani bir organize suç örgütü lideriyle birlikte çekilen hakimlerin fotoğraflar var değil mi? Fotoğraflar var vesaire. Parayla, para alınarak erişimin engellenme yasasını ve kararlarının çıkartıldığı, yani değerli seyirciler siz bir haber yapıyorsunuz. Biz diyelim ki Tele1.com.tr'de bir haber var. Bir bakıyorsunuz hemen bir tebligat geliyor bir gün sonra. Erişimin engellenmesi kararı kim vermiş? İşte bilmem ne adliyesindeki bilmem sulh hukuk hakimi, sulh ceza hakimi veya Asliye Ceza Mahkemesi'nden, daha çok sulh mahkemelerinden, mahkeme de yok, sulh hakimliklerinden alınmış.
erişimin engellenmesi kararları. Halbuki haberiniz doğru. Evet, haberiniz doğru. Bunun üzerine erişimi indiriyorsunuz çünkü. Tersi mahkeme kararına uymamak suçunu işlemek oluyor ki daha ağır yaptırımları var. Tutuklanmak dahil, ağır para cezaları dahildir. Şimdi ne dedi Başsavcı İsmail Uçar? Parayla karar alıyorlar. Organize suç örgütü liderlerini, mafya liderlerini serbest bırakıyorlar. Bir takım bahis, yasa dışı bahis oyunları dahil çeşitli suç işleyen gruplara yönelik operasyonda yine paralı bir ilişkiye girerek onları koruyan, kollayan bir tutum takınıyorlar. Ve diğer akçal işlerden biri de ne? Çok sık aldıkları kararlardan birisi de erişimi engelliyorlar. Erişimi nasıl engellersiniz? Yani bir holding hakkında ya da bir iş adamı, iş insanı hakkında bir haber yazmışsınız. Bir yolsuzluk haberi. Bir yolsuzluk haberi yazmışsınız. O iş insanı bu işi bağlayacak bir hukuk bürosunu ya da adamlarını buluyor. İlgili yargıca para veriyor. Ve erişimin engellenmesi. Üstelik ondan da yetinmiyor. Erişimin engelleme kararını da engelleyen bir karar daha geliyor. Aynen öyle. O kararı da yayınlayamazsın diyorlar. Dolayısıyla 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı böyle bir sebeple görevden alınmış. Görevden uzaklaştırılmış. Bu Türkiye'de yargı sisteminin nasıl çöktüğünü, çürüdüğünü ortaya koyan örneklerden biri. Böyle bir ülkede Yargıtay da Anayasa Mahkemesi'nin kararına, ki bir üst mahkeme olduğu halde hukuk hiyerarşisi içinde Anayasa Mahkemesi, uymadığını açıklayabilir. Evet değerli seyirciler, vakit doldu.